Her sabah olduğu gibi yine ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'le birlikte. Faruk abicim, günaydın, hoş geldiniz Günaydın, hoş yayına. bulduk, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Şimdi ardı ardına yeni genelgeler geliyor, yeni Doğru. bilgiler öğreniyoruz. Biz de seyircilerimizle paylaşıyoruz. Bugün pazarlarla ilgili bir genelge geldi, saat düzenlemesi ve nelerin Doğru. satılacağına ilişkin. Dün marketler çokça konuşuldu, ne satılacak ne satılmayacak diye. Bu başlık üzerine bir konuşalım, bir bilgileri Konuşalım. paylaşalım. Değerli bir konuk daha ağırlayacağız. Hazal'dan da o barkoyu rica edeyim, hemen konuşmaya Şimdi başlayalım. tabii zor bir dönemden geçiyoruz Cansın Hanım. Yani hem ekonomideki faaliyet yani iktisadi faaliyet hem devam edecek, hem bulaşı önleyeceksiniz, hem de insanların ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Bunların hepsini bir arada yaptığınız zaman birilerini, herkesi memnun etmek çok zor tabii. O yüzden de hani bazı kesimler bazı sıkıntılar yaşayacak, en azından vatandaş zaten evde. Şimdi tabii market genelgesi biraz iki taraflı düşünmek lazım bunu. Bir rekabet ortamı oluştu. Yani esnafı kapatıyorsunuz, atıyorum işte kırtasiyeci kapalı ama markette kırtasiye ürünü satılıyorsa burada bir rekabet sıkıntısı var. O yüzden de bu genelge biraz onu önlemeye yönelikti. Ama asıl bence önleyeceği şey marketlerdeki durma zamanının biraz azaltılması lazımdı. Yani gidip tekstil ürününün başında uzun süre duracak vatandaş Yine bir bilmem ne yapacak. AVM gibi Aynen. dolaşmayacağız marketin Ki çünkü içerisinde. biz marketi böyle bir gezme yeri olarak Evet. kullandığımız için. Yani gidecek, temel ihtiyaçlarını karşılayıp çıkacak. Burada bir sürü de spekülasyon yapıldı. Özellikle tütün ürünleriyle Evet. ilgili filan. Onları da konuşacağız birazdan ama hemen hızlıca şuna bir bakalım. Neler satılabilecek bu yeni genelgeyle? Temel gıda maddeleri, işte yiyecek, içecek vesaire. Temizlik ürünleri, hayvan yemi mamaları ve kozmetik ürünleri satılabilecek. Tabii bunlar ana Hazan, başlıklar. neler Bunlar satılamayacak? evet, Hemen onu da hemen verelim. satılamayacaklara da bakalım. Elektronik eşya, oyuncak ve kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili ve oto aksesuarı, bahçe malzemeleri, hırdavat ve züccaciye, parfümeri ve makyaj malzemeleri. Zaten bu sektörlere baktığınız zaman mesela elektronik sektörü olsun, mobilya sektörü olsun, bunlar toptan zaten bunlar uzun süre satılmasın. Yani hiç satılmasın marketlerde diye uzun süredir zaten bu tartışma devam ediyordu. Ama bu sadece bu tam kapanmayla ilgili. Tabii burada esnafın bu genelgenin çıkmasında TESK Başkanı Bendevi Palandöken Bey'in girişimlerinin de önemi Hemen var. kendisinden dinleyelim. Kendisinden dinleyelim Beraber sohbet isterseniz. edelim. Değerli konuğumuzu da ağırlayalım. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hem Faruk size Erdem'le hem de birlikte. Sayın Sağ olun. Erdem'e. Sağolunuz. Faruk Erdem'le birlikte Günaydın. konuşmaya başlamıştık. Evet. Hazır yeni gelen bu kararı konuşuyorduk. Sizin de bir açıklamanız olmuştu. Bu karara destek verdiniz. Doğru bir karar dediniz. Küçük esnafı koruyor dediniz. Hatta bir de eklediniz. Sanal marketlerle ilgili de bir başlık açtınız. Merak ediyoruz düşüncelerinizi. Sizi dinleyelim. Evet, teşekkür ediyorum. Zaten Faruk Bey orada güzel bir giriş yaptı. Bu hem tüketicinin hem satıcının korunması ile ilgili. İyi de bir tespit. Doğrusu oydu yani. Herkes işini yapmalı. Bizde bir atasözü var. Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de fazla ver. Yani imkanın varsa sanayi daha büyük işleri yapacaksın. Bunu geleneksel yapıyı bozmadan yaklaşık 2,5 milyon esnaf var. Aileleriyle işte bu kadar insan. Dolayısıyla bunları bir taraftan kapatıyorsun, diğer taraftan bunların önünü açıyorsun. Şimdi düdüklü tencerenin işini. Efendim işte yaz geliyor güneş şemsiyesi. Kış geliyor yağmur şemsiyesi. Elektronik bütün televizyondan vesaire. Ve bir de insör yayınlıyorlar. İnsanlar kuyruğa giriyor. Önümüzdeki hafta diyor çarşaf satılacak. Aman gidelim sabahleyin. Hatta bir de aracı buluyorlar. Orada çalışanlar da bizimkini ayırsın biz yetişiriz yetişmeyiz. Siz tekstili kapatıyorsunuz. Dolayısıyla bir haksız uygulamaydı. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na konuyu anlattıydım. Akabinde tabii Ticaret Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve sektör temsilcileriyle de buluştum. Yani hepsinin sahipleriyle ben karşı karşıya geldim. Makul bir çerçeve içerisinde bunların olmayacağını söyledim. Olmaması lazım. Yani sadece bu pandemi süreci değil, ticari hayat devam ettiği sürece 900 yıllık bir geçmişi var ahilik kültürünün. Ya yani bunun siz kaldırma imkanına sahip değilsiniz. Daha evvel de böyleydi.
ilişkilerin, mahalle kültürünün, sokak kültürünün, cadde kültürünün, caddedeki o astronomik çırağı veren esnafın halini bir düşün. Adamın dükkanını kapatıyorsun, öbür tarafta ayrıldı. Yine teşekkür ediyorum. Çok güzel değerlendirdiniz. Pazartesi. Bendevi Bey, bir şey sorabilir miyim bu noktada? Tabii. Buyurun. Şimdi tüketici açısından baktığınız zaman her şeyi aynı mekanda bulmak biraz insanların da hoşuna gidiyor. Yani bir markete girdiğiniz zaman bütün ihtiyaçlarınızı karşılayıp çıkıyorsunuz. Aslında bir yönden baktığınız zaman tüketici biraz da bundan hoşlanıyor aslında. Biraz taleple ilgili de olmasın bu marketlerin hani her şeyi satıyor olmaları. Tabii güzel bir tespit ama şunu aslında bilinçli bir tüketici bütün ürünleri toplu halde bir yerden aldığı zaman mutlaka burada bir tarafta ya standta ya raftaki fiyatlarda onu yoracağı bir fiyatın almasına malum. Rahmetli Özal'la bir anım vardı. Bilinçli tüketici eline yazar dedi. O kağıtla gider. Markete mi gidecek? Esnafa mı gidecek? Evvela alacağı ürünlerin fiyatına bakar. Ondan sonra karar verir. İşte bilinçli tüketici bu dedi. Bir tarafta yağ alır 3 liraya, öbür tarafta yağ alır 3 lira 25 kuruşa, öbür tarafta deterjanı. Yani şimdi bu bir satış tekniği. Dolayısıyla insanlar hepsini aynı yerden alma imkanı yok. Şimdi düşünün, pazarları kapattınız. Marketin içinde mi pandemi daha bulaşıcı? Yoksa açık alanda yüzlerce metre, binlerce metre karelik bir pazarda mı? Dolayısıyla onu kapattığınız zaman marketlerdeki fiyatları gördünüz. Hemen domateste, biberde, fasulyede bir astronomik artış. Bugün bakın sert pazarlar açıldığı andan itibaren meyve sebze fiyatında %20, %30 bir gerileme olacak. Dolayısıyla tabii ki bu pandemi sürecini hepimiz çok dikkat ederek geçirmemiz lazım. Hakikaten kurallara uymak lazım. En çok da esnaf kendisiyle münasebet eden insanları ve kendi sağlığını düşünür. Şimdi siz pandemi sürecinde bir sürüntüyü 250-300 lira verip o gencecik, o motorun üstündeki getir götürdeki çocuğun yapma imkanı mı var? Bir günde o parayı kazanabilir mi Faruk Bey? Doğru. Ama geleneksel yapıda esnaf en azından kendisini korumak için bunu parayı borçla bulsa götürür. Evvela bunu biraz ucuzlatılması lazım. Biraz şimdi, esnafın da bu noktada belki hani biraz kendini regüle etmesi lazım. Hani geleneksel esnafın da değişirse talebe karşı değişmesi lazım. Peki bu online satış devam ediyor tabii. Yani mesela kırtasiye ihtiyacınız varsa. Buyurun. O tamamen haksız Sayın Erdem. Böyle bir ticaret şekli dünyanın hiçbir yerinde yok. Doğru var da bir ürünle ilgili sınırlı olur. Şimdi bu zannediyorum ki bayramdan sonra Ticaret Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanı herhalde bu konuda bir karar verecekler. Nerede, nasıl bir depoda bu mallar muhafaza ediliyor? Kim getiriyor, kim götürüyor? Bunların nedir? Nasıl bir çalışma sistemleri var? Ekonomiye ne gibi faydaları var? Dünyada örnekler var. Çin'den malı getirtiriyorsunuz ama gümrükteki inceleme var. İş piyasada bunları kim yapıyor, kim denetliyor? Hangi kurum gidiyor? Şimdi zabıtayı düşünün. Bir marketi gidip denetleme şansı var mı yerel yönetimde? Çünkü oradaki çalışan netice itibariyle kasiyer kızcağız. Veya işte çalışan bir insan. Ama bizim dükkanımıza 5 kere gelir. Bunun üstü açık mı, şunun üstü kapalı mı? Yani otokontrol sistemini vatandaşın çok iyi yapması lazım. Tabii insanlar kolaylaştırıcı. Hatta obez olmanın nedeni bu. Elini almış cep telefonu. Evden rahat rahat sipariş vereyim. Bizim lokantalar, restoranlar kapalı. Şimdi diyorlar ki efendim siz de lokantalardan getir götür ya. Ya %15, %20 ben ona verecek para yok ki nereden vereyim. Onu getiriyor götürüyor da bu o zaman fiyat yükselecek. Benden almaz. Esnaf lokantasının yemekleri pakete girmez bir kere. Aynen. Eğer pizzacısanız, hamburgercisiniz belki mümkün. Belki bu pandemi döneminde hani bu online satış vesaire
bulaşın ve sokağa çıkma yasağı olduğu için çok da önem kazandı Bendevi Bey. Peki biraz destekleri konuşalım isterseniz. Konuşmadan bir parantez açayım, destekleri geçelim. Var süremiz Faruk abicim, çok özür diliyorum. Şunu her iki değerli konuğuma da sormak istiyorum. Şimdi bu genelge geldi, işte az önce siz çok güzel örnekler verdiniz Sayın Palandöken. Sıraya giriyorlar, önceden çarşaf geldi bana ayırın diyorlar diye ki bu yaşanıyor. Peki bu gelen genelge önümüzdeki süreçte devamlı hale gelebilir mi? Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir mi küçük esnafı korumak adına? Yani sektörlerin böyle bir etkisi var. Pardon. Buyurun. Küçüğü büyüğü yok. Bütün KOBİ'ler bu işte rahatsız. Ya orta boy işletmeler de rahatsız. Hatta çok büyükler de rahatsız. Diyor ki kardeşim piyasaya hakim oldu. Diyor ki eğer benim 10 bin tane dükkanım var. 10 bin tane şemsiye alacağım. 20 bin tane. Siz ona verdiğiniz zaman fiyatını kendisi tespit ediyor. Hı hı. Yani o adam da para kazanmıyor. Dolayısıyla bu ürünlerin pazarlanmasındaki sistemdeki aracı kurumlar da ortadan kalkıyor. Yani toptancı, servisçi gibi. Yani bütün sektörel bazda aslında bir kişi de tekelde. Bu daha doğrusu tekelcilik. Bu perakende yasası herhalde bu işi çözecek Bendevi Bey. Öyle anlıyorum. Evet. Yani bu tedarikle ilgili, hatta bir zincir marketler ve tedarik çok ayrı bir tartışma konusu, vaktimiz de dar ama bir gün inşallah onu da konuşalım. Çünkü dediğiniz gibi işte bu tedarikçilerin ve üreticilerin marketlerle ilişkileri noktasında işte raf parasıdır, poşet parasıdır, şudur, reklam parasıdır, birçok şeyin onlara yansıtılması var. Orada da bir bazı rekabet açısından sıkıntılar var. Tabii bu 17 günlük kapatma dönemiyle ilgili yeni tabii destekler geldi esnafa. Sizin de bazı talepleriniz vardı, biz de buradan dillendirmiştik. Hatta 10-12 tane talebiniz vardı, onların bir kısmı karşılanmış oldu. Özellikle kredilerin ertelenmesi, bazı mücbir sebep ilanı şeklinde. Bundan sonraki dönemde hani esnafın hangi destekler ve bu desteklerin esnafa yansıması nasıl oldu ve bundan sonraki destek talepleriniz nasıl olacak onlar dönemi? Şimdi gerçekten söylediğiniz gibi hükümetin burada destekleri gerçekten önemli. Başından beri destekleniyor. Tabii verilen paralar belki az ama devletin yanımızda olduğunu hissediyoruz. 500 lira, 750 lira kira desteği, 1000 lira seyyanın hibe desteği, yine satışındaki ciro kaybından 1500 lira gibi destekler ve ötelenen kredi olarak bize verilen 200 bin liraya kadar olan bölümler. Ama şurada şu sıkıntı yaşandı. Pandemi devam ediyor. Bunların tabii bildiğiniz üzere 6 ayda, 3 ayda vadeliyle geliyor. Şimdi insanlar sıkıştı, yatıramıyor. Bunları yatıramadığı için daha ileri bir tarihe biz de önümüzü göremiyoruz. Dolayısıyla yine elektrik, doğalgaz, vakıflara ait binalar var biliyorsunuz, iş yerleri. Belediyelere ait iş yerleri var. Ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun dükkanları vesaire. Buralarda insanları rahatlatıcı tebliğ alıp şu geçiş sürecinde belki de tek dükkanı var, onunla geçinen insanların da mağduriyetin önlenmesiyle ilgili herkesin elini taşın altına koyması lazım. Hep devlet veriyor bunları. Özel bankalarda böyle bir imkan da yok. Bildiğiniz üzere sadece tabii şimdi reklam olur diyeceksiniz. Devletin bankasından alabiliyorsunuz. Kredi kefalet kooperatifi aracılığıyla. Dolayısıyla öbürlerinin faizlerini zaten esnafın ödemesi mümkün değil. Böylelikle bir haksız rekabet de oluşuyor. Dolayısıyla bunların hepsi esnaf için verilen destekler için her zaman tabii müteşekkiriz. Ama esnafın problemini çözüyor mu? Mümkün değil. Zaten böyle bir kaynağın da büyüklüğünü düşünün. 2,5 milyon iş yeri diyorum. Doğru. Evet. O rakamı soracaktım size aslında. 2-2,5 milyon iş yeri var. İş yeri. Kaç kişi çalışıyor aşağı yukarı? Ne kadar insandan bahsediyor? Yani esnaf dediğimiz zaman. Ortalama esnafın çocuğu biraz daha fazla olur. İşime gücüme basın diye. 3-4 çocuklu bir aileyi düşün. Yanlarında çalışanı düşün. Ben hep söylüyorum, ülke nüfusunun 1/5'i esnaf sanatçı diyorum. Doğru. Önemli de bir kesim. Benim soracaklarım bu kadar. Bu kadar. Peki, yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için Sayın Palandöken. Ben de çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Estağfurullah efendim. Sağ olun. İyi bayramlar. İnşallah ki bu konuştuğumuz şeyler esnafın yararına olduğu kadar tüketicinin yararına
da çok iyi olur. Çünkü onlar bizim veri nimetimiz. Biz müşteri falan demeyiz. Veri nimetimiz, komşumuz, ablamız, işte gazeteci bayan, gazeteci abi. Peki, çok sağ olun. Sizlere de iyi bayramlar de şimdiden. Çok teşekkürler. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken bizimle birlikteydi. Kendisini uğurlayalım. Tabii ki her sabah olduğu gibi Faruk Erdem'le birlikte noktalayacağız bu saati. Birlikte konuğumuzu da ağırladık, evet, uğurladık. Önemli Faruk bir konuyu. Evet. Mutlaka önemliydi. Daha fazla detayı da yine biz yarın sabah konuşuyor oluruz. Ben Faruk abiyi uğurlayayım. Saat başında devam edelim.